Katılımlar düşük. Bugün itibariyle arkadaşlarımdan aldığım rakamlar 524 tane olan İstanbul'daki takımlarımızdan 150 tanesi müracaat etmiş ve katılım formlarını vermiş. Son günümüz pazartesi günü. Son gün amatörlerimizde olduğu gibi herhalde bir yoğunluk olur. O gün açığı kapatırız. Önümüzdeki sene statüde bir değişiklik olarak öngördüğümüz bir şey var. Birinci amatörde İstanbul şampiyonu dediğimiz, çıkarttığımız birinci amatörde süper amatörle bir müsabaka yaptırmayı, tek eleme usulü bir müsabaka yaptırıp İstanbul'un şampiyonunu çıkartmayı planlıyoruz. Bunun dışında statüde herhangi bir değişiklik yok. Peki efendim. Biraz sonra hemen sözü başkanlara vereceğim. Bir bakalım onlar neler istiyor, neler düşünüyor. Onları tek tek bir not alalım. Ona göre de program akışında onların dertlerini, onların başarılarıyla beraber bir neler yapabiliriz beraber konuşalım. Sonra Ankara'ya, tabii Konya'daysa Konya'ya, ama Sayın Taskın Genel Başkanı Mehmet Baykan'a bağlanalım. Sayın Kordu, bölgede göze çarpan gerek tesisleşmede gerekse bu küme çıkma yarışında elit takımlarımız hangileriydi? Birazcık tesisleşmede sanki Silivri Ortaköy Spor Sayın Oğuz Çilingir Başkanlığı'nda güzel şeyler yaptı gibi geliyor. Senden evet hocam, diyebilir miyiz? Evet hocam, tabii biz doğal olarak çalıştığımız gazete itibariyle İstanbul 3. seçim bölgesi dediğimiz Büyükçekmece, Küçükçekmece, Çatalca, Avcılar ve Silivri takımlarını daha yakından takip etme imkanına sahibiz. Bu anlamda 2. amatör kümeden Silivri takımlarının bir üstünlüğü söz konusu. 3 tane Silivri Ortaköy, Mimar Sinan ve Gaziantep'e takımları 1. amatöre çıktı. Diğer çıkan takım da Kumurgaz oldu. Bu anlamda Çatalca takımları bu sene 1. amatöre takım veremediler. Bu anlamda da Silivri takımlarını kutluyorum. Bence bu başarının altında yatan en büyük nedenlerden biri de tesisleşme. Gerek biraz önce bahsettiğiniz gibi Silivri Ortaköy Spor Kulübü'nün kendi tesislerine kavuşması, gerekse Silivri, Mimar Sinan ve Gaziantep gibi takımların Silivri stadında akşam ışıklandırmalı çalışma şansı bulmaları bu başarıyı devamlı kıldı ve kulüpler antrenman sayılarını da aksatmadan sezon sonunu getirebildiler. Diğer bölgelere baktığımızda bir Çatalca kulüplerinin 2-3 hafta antrenmana çıkıp 4. haftadan itibaren maçtan maça çıktığını görüyoruz. Tabi bu da doğal olarak bu takımların sezon sonuna doğru inişe geçmelerini, Silivri kulüplerinin de yükselişe geçip son haftalarda daha zinde olmasını sağlıyor. Bu anlamda hem Ortaköy Spor Kulübü, hem Gaziantep Kulübü, hem de Kumurgaz Spor Kulübü'nün sürekli bu antrenman disiplinini kaybetmediğine tanık oldum. Bu anlamda tesislerin de gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ortaköy Spor Kulübü'nün de şöyle bir özelliği var. 4 sene önce bu kulüp 1. amatör kümede çok şanssız bir olaydan dolayı 1. amatör kümeden 3 sene ceza alarak 2. amatöre düştü. Ben Ortaköy Spor'un bu süreçte bu arayı çok iyi düşündüğünü, işte taşıma suyuyla değirmenin dönmeyeceğini, işte bu arada kendi altyapısını kurarak, tesisleşmeyi de tamamlayarak, yeniden 2. amatörden başlayarak daha sağlam ve emin adımlarla 1. amatöre çıktığını görüyorum. Ben bu başarının 1. amatörle de kalmayacağını, süper amatörle de zor olacağını düşünüyorum hocam Ortaköy Spor'un. Evet. Bir noktada Silivri Mimar Sinan Spor Kulübü'nü açalım. Onlar da bu sene gerçekten Mimar Sinan Kulüp Başkanımız Mehmet Şirinaksu bu işe gerçekten çok emek vermiş. Onu da kendi cebinden harcamış. Evet. Yani çoluğunun çocuğunun rızkını keserek kulübe vermiş bir insan. Ve bu sene Yetkin Karakaş işbirliğiyle beraber, işte tesisleşmeyle beraber hepsini bir arada götürerek ligin bitimine 5 hafta kala 1. amatör açıklar. Kendilerini de kutluyorum. Gıyabında burada olmayan Gaziantep Spor'u da, Kumurgaz Spor'u da kutluyorum hocam. Aslında burada altı çizecek bir olay var. Yani şimdi evet 2'den 1'e çıkıldı. Çileler biraz daha arttı. Biraz önce onu evet, söylemek hocam istedim. Anlayan mutlaka anlamıştır. Şimdi Ortaköy'ün profesyonel 3. lig isteyen takımlara, çatısı temeli olmayan takımlara sevgili sağlam verdiği büyük bir mesaj var. Dediler ki önce biz bir tesisimizi yapalım. Bu belediye mevzuatı değişmeden evvel sağ olsun Erdinç Tabak'tı galiba, yanılmıyorsam. Evet hocam. Efendim? Erdinç Tabak. Bakın başkanla fazla evet istişaremiz olmadı halde eser bırakan evet başkanları yad ediyoruz. Bak ne güzel kazımış beynimize. Stadı yaptı Sayın Adem Bak. Silivri'nin de büyük bir yükünü aldı. Biz burada Ortaköy sahası, tabii Ali kardeşimiz de zabıta Ali kardeşimiz de yürekten kutluyoruz. Aynı zamanda futbol oynuyor, devam ediyor takım kaptanı. Ya bambaşka bir hava getirmişler. Yani önce tesisleşin. Biz bunu yaptık. İkinci amatör küme takım olarak biz bunu yaptık. Bu büyük bir mesaj ve biz gerçekten minnet duymak zorundayız. Sadece kendileri değil ki kaç takım orada spor yapıyor. Evet sağlam. Sen neler söyleyeceksin? Bu bölgede tabii buna benzer çileler, sıkıntılar var.
Sevgili Sağlam neler anlatacak? Şimdi sevgili hocam tabii burada sporun ikinci amatör penceresinden baktığımız zaman spora gerçekten çileli bir yolculuk yani. Ya bugün bu başkanlarımı bu spora gönül verdikleri için ben cani gönülden tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Çünkü kolay değil yani ikinci amatör bir beklentisiz bir futbol ligi. Ha burada benim tabii ikinci amatörde başkanlarım da buradayken şunu da ifade etmek istiyorum. Bakıyorum bugün 40 yaşına gelmiş, 35 yaşına gelmiş olan futbolcu arkadaşlarımız var. Meziyetleri var ayrı mesele. Ama hep şunu merak etmişim. Neden 16-18 yaşındaki gençleri ikinci amatörde görmüyoruz da yavaş yavaş işte birinci amatör, süper amatöre çıkartalım ve de o kulüp bir gelir kazansın. Ya biz hep günü kurtarmanın derdindeyiz yani ikinci amatör olarak. Seyretmiş olduğum takımların birçoğunda hep bu gerçek yani. Tabii Bayrampaşa'da spor adına güzel şeyler oluyor. Tarihinde ilk kez Bayrampaşa'da profesyonel bir Bayrampaşa spor var 3. ligde. 4 tane süper amatörde daha oldu tarihinde. 1. amatörde yine 4, 2. amatörde 4, bir de Bayrampaşa Sancak spor var basketbolda. Siz anlatırken ben de Paşa Vizyon'un önemli şeylerini bir gösterelim. Yapmış olduğum analizleri de şu an için Bayrampaşa'da Tuna Spor var süper amatörde. Bu 10 tane futbolcu, bu takımımız 10 tane futbolcu transfer etti. Bunların arasında tabii şu an sessiz geliyorlar ama keyif verecek bir futbolcu oynayacaklarını tahmin ediyorum. Çünkü gerçekten çok iyi oyunculara sahipler, iyi oyuncular transfer ettiler. Bunun akabinde Yıldırım Bosna Spor gibi köklü bir kulübümüz var Bayrampaşa'da. Geçen sene süper birinci amatörde şampiyon olduktan sonra bu sene süper amatöre çıktılar. Ama maalesef başkan bıraktı. Onun akabinde bu ayın geçen hafta 19'unda kongre vardı. 26'sında şu an pazartesi günü yeni ikinci kongresini yapacak. Tabi burada iki aday var şu an. İki liste yarışacak ama ben inanıyorum ki Yıldırım Bosna Spor adına iyi şeyler, güzel günler yakında. Terazdere'de şu an süper amatör takımlarından Terazdere'de şu an için bir sessizlik hakim. Yine birinci amatör kümede Kartaltepe Spor geçen senenin şampiyonu Sultan Gazi Spor şampiyon yapmış olan Nazım Hoca'yı transfer etti. 9 tane de yeni oyuncusunu aldı. 5 tane de kendi eski takımında kaldı. 8 tane de altyapıdan getirdiler. Şu an Bayrampaşa'da 14 kulüp mevcut ama kulüpler birinde şu an bir güven bunalımı yaşanıyor. Onun akabinde Taraftar Derneği seçimi yapıldı. Mustafa Sönmez seçildikten sonra dün akşam ilk toplantılarını yaptılar ve de yakında ciddi anlamda çalışmalarını yaparak yeni binalarında geçiyorlar. Sevgili hocam son olarak da yine Bayrampaşa'dan çıkmış olan bir dünya üçüncüsü var. Tabii bundan kimsenin haberi muhakkak yok. Gazetemize yer verdik ama Kiev'de gerçekleşen Avrupa Şampiyonası klasik vücut geliştirmede İsmet Akova dünya üçüncüsü oldu. Bu da Bayrampaşa'mıza bir madalya kazandırdı. Şimdi tabii bölgedeki sıkıntılar hep geleceğiz hep birlikte ama burada sevgili başkanlarım olayların içinde birebir oldukları için sıkıntıları çok çok daha iyi dillendirecekler. Biz de gerektiği zaman gördüklerimizi analiz etmeye çalışacağız yani. Evet. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Sevgili yönetmenimden mikrofonu bir kameraman Vaki hazırlayalım. Şöyle bir başkanlarımız kendilerini bir tanıtsın bakalım. Ve bize Sayın Adem Mata sıkıntılar ne? En çok yaşanan sıkıntılar şöyle aslanlar gibi bir onlara bu akşam onların gecesi olsun. Evet değerli başkanım. Demirspor Kulübü Başkanı Adnan Şener. Adnan Bey biraz sayın başkanım yakın tutun. Evet. 4 yıldır başkanlık yapıyorum. 32 yıldır da Bayrampaşa'da esnaflık yapıyorum. Bayrampaşa'yı çok sevdiğim için Demirspor'a başkan oldum. Bu arada hocamız rahatsız. Buradan kendisine Allah'tan şifa diliyorum. Geçmiş olsun diyorum. Gözlerinden öpüyorum. Evet bu arada tabii Paşa Vizyon'da önemli bir yazı vardı sizinle alakalı. Sevgili yönetmenim onu bir göstersin ve bunun üzerine sevgili Sağlam bir yorum istiyorum. Sen başlayabilirsin Cemil kardeşim. Şimdi geçen sayımızda bu maalesef diyorum yani Demirspor gibi 38-39 yıllık köklüğü olan bir kulübün ilk kez birinci amatöre çıkartıyor sevgili başkanımız ve ekibi sayesinde. Bu şekilde olmaması lazım. Yani kesinlikle bu şekilde olmaması lazım. Çünkü baktım orada o gün gençler formalarını dışarıda otoparkta yıkıyorlar ve boş arazide kurutmaya çalışıyorlar. Tabii bunun ben Bayrampaşa'ya kesinlikle yani sağ olsun başkanım elimden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışıyor. Nacizane onların da çok istediği bir şey yok. Sadece kulübün gelir olan bir yeri olsun, sabit bir yeri olsun. Evet. Herhangi bir para desteği veya bir yardım istedikleri yok. Sadece bir yer yani istedikleri. Biz de bunu dilimiz döndüğünce gazetemize yer vermeye çalıştık yani. Bütün amatörler bizim eline sağlık. Evet değerli başkanım siz de hoş geldiniz.
Evet, böyle bir camianın içinde olmaktan gurur duyuyorum. Bu programa da davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben Gümüşdere Spor Kulübü Başkanı Murat Tekoğlu. Biliyorsunuz amatörlerin çok büyük dertleri var. Zorluklarla geliyoruz buraya. Geldiğimiz zorluklarda kendi çabalarımızla geldiğimiz için birazcık...